Bugün size Budizm'in bugün uygulandığı şekliyle önemli okullarından ya da kollarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu okulları yaşlı keşişlerin öğretisi anlamına gelen Theravada Budizmi, Theravada Budizmi ve büyük taşıt anlamına gelen Mahayana Budizmi olarak isimlendirebiliriz. Maha büyük demek. Öncelikle bunların aralarındaki benzerliklerden bahsedelim isterseniz. Bu iki Budist okulu da doğum ve yeniden doğum döngüsünün varlığını, bir gerçeklikten bir başka gerçekliğe geçtiğimizi yani samsarayı kabul ederler. Ki bu da Hinduizmle çok benzer bir özellik biliyorsunuz Hinduizmle benzer. Amaç bunun hepsinin kafamızda olup biten düşüncelerden ibaret olduğunu anlayıp Dukka'dan kaçıp Nirvana'ya ulaşmaktır. Yazıyorum Nirvana. Theravada Budizmi Siddhartha Gautama Buda'nın ilk uygulama ve öğretilerine daha yakın uygulama ve öğretiler içerir. Kişisel bir süreçtir ve bireysel meditasyonla ilgilidir. Bensizliği ve her şeyin bir olduğunu anlayabilmek için belki bir öğretmenden yardım alınarak bu hayatta ya da bundan sonra gelen hayatlarda nirvana'ya ulaşmaya çalışmak olarak uygulanır. Mahayana Budizmi ise bir sürü farklı uygulama içerir ama genel olarak nirvana'ya ulaşmak için yardım alınması fikri üzerine kurulmuştur. Nirvana'ya ulaşmış kişilere arhat adı verilir. Teravada Budizmini arhat olabilmek yani nirvana'ya ulaşmak için çıkılan kişisel bir yolculuk olarak görebiliriz. Mahayana Budizmini ise nirvana'ya ulaşmanın çok kısa bir sürede gerçekleşmeyeceğini, Nirvana'ya mümkün olduğu kadar yaklaşıp, başkalarına da bu konuda yardım ettiğiniz bir bodhisattva olmaya çalışmaktan ibarettir. Bu şekilde onu anlatırız. Bu, bu budizmi de bu şekilde tanımlamamız gerekir. Bodhisattva kelimesi iki okulda da kullanılır. Theravada budizminde arhat olma yolunda olan kişi. Mayahana Budizminde de arhat olmaya çok yaklaşmış ama kasıtlı olarak olmayarak başkalarına yardım eden kişi anlamında kullanılır. Eğer bodhisattvalardan biri değilseniz, size sadece bodhisattvalar değil, başka kutsal varlıklar da yardım edecektir. Bu varlıklar ve bodhisattvalar, meditasyon yapmanıza ve enerjiyi doğru bir biçimde yönlendirmenize yardımcı olurlar. Burada Mahayana Budizmine ait bir tapınağın resmini görüyoruz. Ortadaki Amitabha Buda, Mahayana Budistlerinin birçoğu, saygı gösterilen ve neredeyse tanrı olarak kabul edilen Amitabha Buda'ya inanırlar. Buradaki fikir, Amitabha Buda'yı düşünerek, ona odaklanmak, saf mutluluk mertebesi olan Sukhavati'ye ulaşmaktır. Kısacası, bir kurtuluş ve özgür kalma fikrinden bahsetmeye çalışıyorum. Amitabha'ya odaklanarak, saf mutluluk mertebesi olan Sukhavati'ye ulaşıyor ve bu sayede de Nirvana'ya ulaşmanız daha kolay hale geliyor. Amitabha Buda'nın Siddhartha Gotama Buda ile tam olarak aynı kişi olmadığını fark etmiş olmalısınız. Bazı geleneklerde Siddhartha Gotama Buda, Amitabha Buda'nın bir yansımasıdır. Ve bazı Mayahana inanışlarında hepsinin ayrı bir Budası olan çoklu gerçeklikler vardır. Her doğumda bu gerçekliklerden birine doğulur ve bu görüşe göre eğer Amitabha Buda'nın izinden gidiyorsanız saf mutluluk mertebesine ulaşabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi, Teravada Budizmi kişisel, bireysel bir yolculuktur. Siddhartha Gotama Buda'nın izinden giderek, kişisel meditasyonla dört yüce gerçeği tanıyarak, orta yolu takip ederek, bu ya da bundan sonraki hayatlarda nirvana'ya ulaşıp arhat olmayı amaçlar. Mahayana Budizminde ise, çok daha karmaşık bir tanrı ve kutsal varlıklar panteonu vardır ve bu panteon dünyanın her yerinde farklılıklar gösterebilir. Amaç duyuları olan tüm varlıkların nirvana'ya ulaşmasıdır. Ama kişisel amaç nirvana'ya ulaşmayı erteleyerek diğerlerinin nirvana'ya yaklaşmasını sağlamaktır. Resimde Amitabha Buda'nın yanındakiler de koruyucu bodhisattvalar. Ama sadece bu bodhisattvaların değil, diğer kutsal varlıkların yardımıyla nirvana'ya ulaşmak mümkündür. Bu okulların nerelerde aktif olarak öğretildiğini görmek için size bir harita hazırladık. Öncelikle Budizm'in Uzak Doğu ya da Güneydoğu Asya'da geçerli olan bir din olduğunu söylemek istiyorum. Kırmızıyla yaşlılar öğretisi olan Theravada Budizmini, sarıyla Büyük Taşıt yani Mahayana Budizmini işaretledik. Turuncu olansa Vajrayana Budizmi. Vajrayana Budizmi Tibetli rahiplerle özdeşleştirilmiştir ve Mahayana'ya daha yakın olduğu için çoğu zaman Mahayana ile birlikte sınıflandırılır. Bodhisattva, kutsal varlıklar, çoklu ritüeller anlamında Mahayana'ya yakındır. Nüfus olarak bakacak olursak, en büyük Budist nüfusu olan ülke Çin'dir. Dünya üzerindeki 500 milyon Budist'in 250 milyona yakını Çin'de yaşar. Çin'de bu kadar çok Budist olmasına rağmen, bu hala ülke nüfusunun sadece %18'lik bir kısmıdır. Burma ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde ise nüfusun çok daha büyük bir kısmı budisttir. Yani buralarda çoğu insan budisttir. Bu haritaya baktığınızda fark edeceğiniz ilginç şeylerden biri de şu. Budizmin Kuzeydoğu Hindistan ve Güney Nepal'de doğduğundan bahsetmiştik. Siddhartha Gotama Buda burada yaşamıştı. Hatırlıyor musunuz? Bu bölge sadece budizmin doğduğu yer değil. Ayrıca Asoka'nın Budizmi yaymaya başladığı yerdir de. Ama karşınızdaki haritada Hindistan'da çok fazla Budist olmadığını görüyorsunuz. Teravada geleneğinin doğduğu yer olan Sri Lanka'da bir yoğunlaşma var ama Budizm Hindistan'da yaygın değil. Buna yapılabilecek birkaç açıklama var. Çok farklılaşmış ve açık bir din olan Hinduizmle arasındaki paralellikler sebebiyle Budizm Hindistan'da Hinduizmin bir parçası haline gelmiştir. Mesela birçok Hindu'ya göre bu da Vishnu'nun vücut bulmuş hallerinden biridir arkadaşlar.